Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda bir konu, iki soru serisinde üçgende açıortay konusuyla ilgili iki tane güzel soru sizinle paylaşacağız. Bu iki sorudan birinci soru orijinal yayınlarından bu arada Zafer Balcı hocam teşekkürler. İstediğin her soruyu kullanabilirsin dedi. İkinci sorumuz da 3 4 5 yayınlarından arkadaşlar haberiniz olsun. Hadi bakalım birinci soruyla başlayalım isterseniz. Birinci soru ne demiş? Şekil 1'de verilen ABC ikizkenar üçgen biçimindeki kağıt AH yüksekliği boyunca kesilerek kağıdın sağdaki parçası hipotenüs uzunluğu kadar BC doğrusu boyunca kaydırılıp şekil 2'deki görüntü oluşturuluyor. Evet BC doğrusu boyunca kaydırılmış. Nasıl kaydırılmış? Hipotenüs uzunluğu kadar kaldırılmış. Şunlar birbirine eşit değil mi? Şu eşitliği koyalım. E, bu da H'dan H üstüne kadar gelmiş. Ne kadar gelmiş? Çift çizgi kadar gitmiş arkadaşlar. Tamam. Bunu yazdık. Sonra ne demiş? Bu kesişimler falan filan AH kesişim A üstü B'ye K demiş. burayı 5 vermiş. Ondan sonra K, Kara Hüseyin'e ne vermiş? 3 birim vermiş. Bizden şu A üstü B uzunluğu nedir diye isteniyor arkadaşlar. Şimdi bakacağız arkadaşlar ne yapacağız burada. Hocam bunu böyle götürdü ya. Önceden bak bu buraya çakışıyordu değil mi? Evet bu buraya çakışıyordu. E şimdi şöyle şey yapacak olursak arkadaşlar. Bununla bu birbirine çakışıyordu. Eyvallah. Yani şunların zeminden yüksekliği yani BC'den yüksekliği aynı değil bunların? Evet. E sen burada o zaman şunu şöyle birleştirecek olursan burada ne olur? Hocam bu da zemine paralel olmak zorunda mı? Olmak zorunda. Çünkü sen şuradan ayırıyorsun bunu. Bak şunu şu şekilde götürüyorsun. Sen bunu buradan ayırdın. Bunu bu şekilde götürdün. Nereye götürürsen götür. Yükseklik aynı olduğu için birleştirdiğin zaman zeminle doğrultulu olmak zorunda. Ya da daha farklı bir şekilde. Bunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Çünkü biz daha dikdörtgen ya da paraya kenar işlemedik ya. O yüzden hani işlemedik gözüyle bakıyoruz ya o yüzden. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Hocam şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit ve bunlar birbirine paralelse içerideki şekil bir paraya kenardır. Hatta 90 derece olduğundan dikdörtgendir deyip şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar kısacası. Neyse aa o zaman bu da eşit oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu eşitliği ben kullanacağım. Ve aynı zamanda şunlar ne dedik arkadaşlar? Birbirine paraleldir dedik. Genelde böyle şeylerle karşılaşınca arkadaşlar biz sadece ve sadece eşitlere yoğunlaşıyoruz. Baktık eşitlere yoğunlaştım. Bir şey çıkmadı. Hani şuradaki x kenarlığa yoğunlaşabilirsiniz. Evet hocam bir dik çizelim falan filan diyebilirsiniz. Belki ama sonuç çıkıyor mu çıkmıyor. Uzunlukla alakalı bir şeyle de karşılaştığın zaman böyle eşitler de varsa Bazen açıya da dalmayı ihmal etme kardeşim. Hep böyle açıya açıya dalmayı unuttuğumuz için sorunun sonucuna ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. E o zaman burada bir açıya dalalım. Hocam ben buraya bir alfa diyeyim. E o zaman burası da alfa olsun. E baktık şununla şu birbirine paraleldir. Şöyle z'den dolayı burası da alfa oldu mu? Oldu. Aa ne çıktı? Açı ortay çıktı. Şu üçgende bir açı ortay çıktı. E bu üçgende kaç ortayda? Bakın ne var burada? 5'e 3 oran var. Tabandaki oran 5'e 3. O zaman koldaki oranda 5'e 3 değil midir? Hemen yazalım buraya. 5K'ya 3K şeklinde yazdık. Hocam 3K, 5K ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden burasının 4K olması lazım. E hocam burası 4K iken tamamı da 8 olduğundan 4K eşittir 8'den K'yı 2 buluruz. K2 ise burası kaçlıkta arkadaşlar? 10. Burası kaçlıkta? 6. Bizden A üstü B isteniyor gençler. Evet. Burası 6. Eyvallah. Burası 10. Burası da 10 mu? 10. Burası da 10 mu? 10. Hocam şurası kaçtı zaten 8'di. E hocam burası 10 iken burası da 10. Şimdi şuradaki Pisagor bantına bakalım mı gençler? Şuradaki Pisagor bantında 8 burası 16 burası. 8 16 dik üçgenden dolayı 8 kök 5 mi yapar gençler? Evet 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı kök 5 yaptı. Yani 8 kök 5 yaptı. Açı ortayla ilgili birinci sorum bu. Yani genelde öyle açı ortay bu ÖSYM bu zamana kadar sormuş mu? Sor, yani şöyle baktığımız zaman çok nadir sormuş ama ya genelde de zaten açı ortayla ilişkili bir şey verildiği zaman yapılabiliyor. Onda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Yapılamamasının en büyük sebebi açıları dalmadığımızdan dolayı. Hani sorulara bakın. açıortay açı ortay konusundaki sorulara bakın. Kollar oranı, tabanlar oranı. Onu mutlaka yapıyorsunuz zaten. Ama yapamadığınız şeye dikkat edin. İşte burada ona parmak basmak istedim ben. Genelde böyle açılara dalmadığınız soruları yapamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dikkat etmeniz gereken noktalardan biri bence buydu. Gelelim ikinci soruya. Bakalım ikinci soruda ne var? İkinci soruda da şöyle bir şey var. Tepe açısı 120 derece olan ABC ikizkenar üçgeni kesikli çizgiler boyunca kesilip üçgensel dört bölgeye ayrılıyormuş. Eyvallah. Sonra bunlar KP ve KE doğru parçasıları. Evet şunlar demek ki doğrusal. Arkadaşlar KP ve KE K, e. K noktasında kesişiyormuş. Buna göre KD uzunluğu X kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi bu bir ikizkenar üçgen mi? İkizkenar üçgen. Ne yapacağız? E, i̇kizkenar üçgen sadece ikizkenarla kalmasın. İsterseniz bir soruyu durdurup siz kendiniz siz kendiniz bir çözün bakın bakalım arkadaşlar. Çözmeye çalışın. Çözmeye çalıştığınızda bir şey yapabilecek misiniz ya da çözmeye çalışın. Niye çözemediniz? En azından onu şimdi daha rahat bir şekilde görürsünüz. Niye çözemedin? Büyük ihtimal açıları yazmadın. Bakalım açılara. Hocam bu nasıl bir üçgen? 30-30. 120 ya 30-30. Eyvallah. Şimdi almış bu pembeyi buraya. Pembedeki A köşesi burası. A köşesi kaç derece? 120 derece. Şuraya bir 120 dereceyi koyalım. Sonra ne var? 120'nin kolları AD. AD uzunluğu zaten belli. 3 birim. Hocam bir de AE uzunluğu da 5 birim. Şunu da yazdık. Tamam. 3'e 5 yazalım şuraya. 3'e 5 yazdık. Eyvallah. Başka ne yapabiliriz hocam? Şimdi KP'den bahsediyor ya. Bak boşu boşuna bahsetmez. Burası doğrusal yani değil mi? E burası doğrusalsa ne olmak zorunda arkadaşlar? Şurası toplamda 180 yapmak zorunda. E hocam şu 3 üç. 3'ün bir kenarı zaten yapıştırdığımız zaman, üçlü kısmı yapıştırdığımız zaman 3'ün olduğu kısım, dar, dar açının olduğu kısım ne? 30 derece değil mi? Bak 3'ün olduğu burası geniş açılı kısım. E Zaten burası 30 derece arkadaşlar. E, 30 derecelik kısım buraya yapıştırılmış. 5'in e, olduğu da, dar, dar kısım da burası. Burası da 30 derece olacaktır diyebiliriz. Peki bunları yapıştırdık. E, bundan sonrasında ne yapacağız hocam? Bizden X deniyor. Eyvah ne yapabiliriz ki? Bu verilen bilgileri kullanabilelim. Her zaman biz ne diyoruz? Verilen bilgileri kullanacaksın kardeşim. Verilen bilgiyi ben burada nasıl kullanabilirim? Allah Allah. Hocam 3 var. Hocam 5 var. 120 var. Ben bu 3, 5 ve aradaki açı 120'den dolayı şuradaki y'yi bulabilirim arkadaşlar. Buradaki y'yi bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Hadi bulayım bakayım. Şu y'yi bulacağım. 3 var, 5 var. Ve 120 derece var. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Hocam kosinüs teoremi diyenlerinizi duyar gibiyim. Evet kosinüs teoremi. Ama ben kosinüs teoremi yapar mıyım arkadaşlar? Yapmam. Kosinüsten yapmam kardeşim. Ben 120'yi nasıl kullanırım burada? Hocam 120'nin dış açısı önemli. Ya buradaki açısı önemli 60 derecesi ya da buradaki 60 derecesi önemli. Hocam şuradan da dik çizsem 90'ın karşısı 3. Buradan da dik çizsem 90'ın karşısı 5. E ne yapacağız? Her ikisinde de ya 3 bölü 2 ile ya 5 bölü 2 ile uğraşacağız. Kardeşim sen bunu 3 gibi düşünme o zaman. Bunu 6 yap. Bunu 10 yap. E o zaman burası da neyse 2 katı olmuş olacak. En son sonucu 2'ye bölmüş olursun. Değil mi? E bu da mantıklı. E o zaman burada hangisini kullanayım? İstediğiniz 60'ı kullanabilirsiniz artık. Şuradaki 90'ı çizeyim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ı karşısı 3 köküç mü oldu? Evet. Pisagor bağıntısı 13'ü ve 3 köküçün kareleri toplamı. Evet bunun karesi. Bu soru işaretinin karesi. Soru işaretinin karesi eşittir. 3 kök 3'ün karesi 27 artı 27 artı 13'ün karesi de 169. A buradan ne geldi? Soru işaretinin karesi 196 geldi. 196. Hocam burası o zaman ne oldu? Soru işareti 14 oldu. Eğer sayılar 6 ve 10 iken burası ne oldu? 14 oldu. E o zaman 3 ve 5 iken ne olacak arkadaşlar? Burası kesinlikle ama kesinlikle 7 olacak. Tamam. Bu verilen bilgiyi kullandık şimdi. 3 var 5 var 120 iken burayı buldum. İsterseniz kosinüs teoreminden de yapabilirsiniz ama ben kosinüs teoremine uyuz olduğum için yapmıyorum biliyorsunuz. isek geometri kısmında yapacağız kardeşim. Yapacak bir şey yok. Ben de böyle takıntılıyım arkadaşlar. Yapacak bir şey. Ama sırf bu sayede var ya ne yaptım? Özel üçgenleri dibine kadar sonuna kadar çok iyi bir şekilde öğrendim. O yüzden sizlerin de bu şekilde öğrenmesini istiyorum. Tabii ki kosinüs teoremini kullanabilirsiniz matematikte. Sıkıntı yok ama ben inadına hep buradan gidiyorum. Gençler devam edelim. E hocam ben artık bundan sonra neyi kullanacağım ve nasıl kullanacağım? Bu doğrusal, bu doğrusal. Allah Allah. Burada 120 şeyi de kullandım. Neyi kullanacağız biliyor musunuz? Şu 30'ları kullanacağız. Bu 30'ları nasıl kullanacağız? Hocam, şuradaki üçgende kullanabiliyor muyum? Hayır. Buradaki üçgende kullanabiliyor muyum? E hayır. E o zaman ne yapacağız? Bak, bak, bak. 2 tane 30 var burada. Hocam, ya bunu böyle uzatırsan şurası 30 olur. 30'lar yan yana geldi. Aa, şöyle dış açı ortaya oldu mu? Oldu ama saçma bir yerde oldu. Ya da bunu uzatırsak şöyle. Hocam burası da 30 oldu. Aa, dikkat et. Şimdi şu üçgende ne çıktı gençler? Bakın şurası ne oldu? Hop şöyle 30'a 30. 30. Dış açı ortaya oldu. Dış açı ortayın değdiği yerden başlayacağız. Hocam şunun tamamını oranı. 3 bölü 5'e eşittir. Evet uygulayalım bakalım x bölü x artı 7 eşittir. 3 bölü 5 diye söylememiş miydik gençler? Evet. Buradan 5x eşittir. 3x artı 21 olduğundan 2x eşittir 21 olacağından x de buradan ne çıkacaktır? 10.5 çıkacaktır sevgili gençler. Evet. Sanırım biraz zor bir soruydu. Ama ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Soru ne kadar zor olursa olsun sen kullanmadığın bir bilgiyi soru içerisinde kullanmaya çalıştığın an Mutlaka ama mutlaka sorunun çözümüne ulaşırsın. Sen burada 3 var, 5 var, 120 var. Bunu kullandın. Şu 30'ların eşit olmasını kullanmazsan. Çünkü ekstra fazla başka bilgi de yok burada. Şu 30'ların eşitliğini kullanmazsan soruyu çözemezsin. Ben ne yaptım? 30'lar böyleydi. Aa, bunu bir uzattım. Dış açı ortay kendiliğinden çıkıverdi. Yani 30'ların mantığını da kullanabildik burada. Yani güzel bir soru. Hoş bir soru. Zor bir soru. Evet gençler. Böylelikle iki tane soruya da şöyle baktığımız zaman. Ee, sanki şeye benzemiyordu. İkisi de açı ortay konusuna benzemiyordu. Ama sorunun çözümü de ne çıktı arkadaşlar? Her ikisinde de birinde iç açı, birinde iç açı ortay, diğerinde de bir dış açı ortay sorusu karşılaştık arkadaşlar. Sorusuyla karşılaştık daha doğrusu. Hoş sorulardı. Evet ne diyoruz? Bir sonraki videoda o zaman hangi konuda? Kenar ortay konusunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın